Ya önümüzü göremiyor ki, Kayseri'nin 5 yıl sonra sonunu görebiliriz. Hiçbir yerde görmüyorum. Yani yobaz insanları. Cidden çok yobazlar. Toplum olarak ya da şehirde yaşayan kişiler olarak da alınması gereken çok büyük bir yol olduğunu düşünüyorum. Kayseri şehircilik açısından güzel bir yer. Ben Konya'da da yaşadım daha önce. Ancak birazcık daha insanların düşünce yapılarının değişmesi lazım. Kayseri'yi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Kayseri'yi 5 yıl sonra yine aynı bu şekilde görüyorum. Hiçbir gelişme olmadan. Hiçbir yatırım yok çünkü. Hiçbir gelişme yok. Yani değişecek bir şey olarak düşünmüyorum. Kayseri'deki siyasi algı değişmediği sürece bu şekilde devam edeceğini düşünüyorum. Aynı yerinde duracak gibi. Neden? Ortam belli. Her şey başını aldı gitti. Gariban hiçbir şey alamıyor. Yine biz iyi kötü bir şeyler alıyoruz ama. Yani belli, dolar, euro, altın, yiyecek, içecek hepsi başını aldı gitti. Yani hastalığını artmış bir şekilde görüyorum. Ben pek fazla ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ekonomik anlamda biraz daha ilerleyeceğini düşünüyorum ama sosyal anlamda çok ilerleyeceğini düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Rica. Hiçbir noktada görmüyorum. Olduğumuz yerde kalırız diye düşünüyorum. Çünkü ilerleyemiyoruz. İlerlesek de zaten maddi olarak şu an aşırı derecede sıkışık bir durumda. Devlet de olsun, insan, vatandaşlar da olsun. Kayseri şu an zaten hani gelişmekte olan sanayi kısmında, ondan sonra yatırımlar, eğlence sektörü olsun. Ondan sonra zaten biliyorsunuz ki Erciyes'teki dağındaki yatırımlarla şu an Türkiye'de birinci sırada. Vallahi bu gidişte hiçbir yerde göremiyorum. Pek ilerleme kaydedeceğini düşünmüyorum. Yani ekonomik olarak vesaire olarak çok ilerleyeceğini düşünmüyorum. Çünkü pek bir şey yapıldığını düşünmüyorum. Kayseri şu an itibariyle Büyükşehir Belediye açısından iyi bir konumda. Hani diğer İç Anadolu bölgelerine bakıldığı zaman gelişim açısından da iyi. Yalnız şu an hani ekonomik açıdan, hani birey açısından bakılınca durum geriye doğru gidiyor. Ama belediye açısından iyi açıya gidiyor. Hani belediyenin biraz borcu da şu zamanlarda artıyor. Bir de şimdi 80 günde 80 park muhabbeti çıktı. Hani ne kadar doğru bu süreçte bilinmez. Çünkü parklar sürekli kapanıyor. Biz park açıyoruz. Hani bir şeyler ters gidiyor şu anda konum açısından. Ama genel itibariyle Kayseri'nin büyümesi açısından hani bakıldığı zaman Melikgazi'nin nüfusu şu anda 560 bini geçmiş durumda. Hani çoğu şehirden de büyük. Gelişim açısından Maraş, Yozgat ve Sivas'tan da sürekli göç alınıyor buraya. İş açısından da iyi bir konumda şu an için. Hani esnaflar biraz kırgın. Bir de öğrenciler şehir olduğu için 80 bine yakın Erciyes Üniversitesi'nde öğrenci var. Şu an okullar kapalı. Kapalı olduğu için de bunun dezavantajını yaşıyoruz. Umarım ileriye dönük iyi bir şeyler bekliyoruz. Aynı yerinde görüyorum. Neden? Ya belirli bir süre sonra öncesiyle şimdiki yönetimi baktığım zaman hemen hemen yani belirli bir kayıt şey yok, ilerleme yok. Görünüş o. Yani Kayseri'nin gelişmemesini yönetime bağlıyorsunuz. Gibi görünüyor. İşin içeriğini bilmediğimiz için görünüş o. Yani zaten yeni yatırımlar yok diyebiliyorum. Yapılan aşırı bir büyük bir hizmet yok. Haseki döneminden kalma şeylerin daha devamı diye, sürmesi diye gibi görüyorum yani. Aynı bu şekilde görüyoruz. 5 yıl önce nasılsa 5 yıl sonra da böyledir. Neden? Değişiklik hiçbir şey yok. Kültürel açıdan. Zaten yapılan yapıldı şehre. Aynen. Yani ne yapılabilir ki? Ben Antepli olarak yorumlarsam Kayseri gelişmekte olan bir ilimiz. Yani şu an iyi de gidiyor. Ama insanları biraz şey mesela insanları konusunda yorum yapmak istiyorum. Asosyal mesela, yani konuşmaya gelmiyorlar. Yani kimse konuşmuyor, hep çekiniyorlar. Kayseri çalışmalarıyla gayet şu anda iyi bir konumda. 5 yıl sonra da yani şehirler arasında çok merkezi bir geleceğe sahip olduğunu düşünüyorum. Kayseri'yi 5 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Kayseri'yi 5 yıl sonra daha bir ileride görüyorum. Çünkü bundan 5 yıl önce ki Kayseri'ye bakıyorum, şimdiki Kayseri'ye bakıyorum. Değişikliği şöyle baktığımız siz de görürsünüz. Çok mükemmel çalışmalar var, harika işler yapılıyor. Çok memnunum. İleri bir Kayseri görebiliyorum. Kayseri 5 yıl sonra güzel bir metropol şehri olacak. İnşallah bütün belediye başkanlarımızın,
çalışmasından dolayı hepsine teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel olacak Kayseri, umutluyum. Kayseri 5 yıl sonra şimdi ekonomik döngelerden baktığınız zaman, hani çevremize, Kayseri'mize baktığınız zaman aslında çok ileriye gitmesi gereken bir ilimiz. Destek olarak sanayicilerimizin desteği, değerli devlet büyüklerimizin destekleriyle de eğer elinden tutulursa çok büyük yerlere gidebilecek potansiyelde bir şehir. Ki büyük şehir olarak lanse ediliyor ve gösteriliyor. Ki öyle zaten öyle. Ama büyük şehir yatırımlarının hiçbiri bu Kayseri için geçerli olmuyor. Daha öncesine baktığımız zaman başkanların bir arayışları vardı. Daha farklı şeyler vardı, olaylar vardı ama artık bu saatten sonra hani bir el atılması gerekiyor. Bir yerde görmüyorum. Bir yerde görmüyorum. Neden? Görünen o yapılanlar, sözlerine hiç tutmuyor yani. Doğal gazın gelme yönlerini bekliyoruz. Petrolün gelmesini bekliyoruz. Avrupa ülkelerine boyun eğmemez kalmıyor artık bu saatten sonra. Allah o Tayyip Erdoğan'ın da işi gücü rast gelsin. Ben ülkücüyüm ama Cumhurbaşkanıma saygılarımı, sevgilerimi, her zaman için hürmetlerimi dilerim. Çok bütün Suriyelilerin barındığı bir şehir olarak görüyorum. Neden? Çünkü nereye baksan Suriyeli. Kayseri şehircilik açısından güzel bir yer. Ben Konya'da da yaşadım daha önce. Ancak birazcık daha insanların düşünce yapılarının değişmesi lazım. Biraz daha örneğin trafikte. Trafik çok kötü mesela Kayseri'de. Kurallara uyulmuyor hiçbir şekilde. Herkes hız limitlerine uymadan kullanıyor araçlarını. Ve her gün biz sabah da akşam da eve döndüğümüzde kaza atlatıyoruz. Bu konuda sıkıntıları var. Ama onun dışında Kayseri Türkiye'de baktığım diğer şehirlere göre ileride daha güzel yerlere gelecek. Buna inanıyorum. Çünkü çalışan yetkililer güzel hizmetler veriyorlar. Toplum olarak ya da şehirde yaşayan kişiler olarak daha alınması gereken çok büyük bir yol olduğunu düşünüyorum. Ama onun dışında şehre yapılan yatırımlar açısından iyi. Şu an iyi ilerliyor en azından benim gördüğüm. Hiçbir yerde görmüyorum. Yani yobaz insanları. Cidden çok yobazlar. Ya önümüzü göremiyor ki Kayseri'nin 5 yıl sonra sonunu görebiliriz. Yani şimdi kimse yarını düşünemez. Cenab-ı Allah'tan başka. Yaşama devam ediyoruz yani.